Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Pazarın gündemi yine dop dolu. Başkan Erdoğan Münbiç için bir gece ansızın gelebiliriz demiş, operasyon için yeşil ışık yakmıştı. Mehmetçik hazır, külliyeden gelecek emri bekliyor. Operasyondaki Türkiye'nin harekat planı nasıl olacak birazdan aktaracağız. Diğer yandan ceza alanına hapiste kaldığı süre göz önüne alınarak mahkeme tarafından serbest bırakılan Raif Brunson Amerika'ya ulaştı. Ulaştı ama Amerikan Başkanı Trump'ın seçim malzemesi oldu. Beyaz Saray'dan o ilginç görüntüleri de taşıyacağız ekrana. İzmir'de ise katliamdan farksız bir kaza dehşeti yaşandı bugün. Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet dere yatağına uçtu. Can kaybı sayısı şu an 22 ama daha da artmasından endişe ediliyor. Bu dehşetin en sıcak görüntülerini de aktaracağız ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri notları. Başkan Erdoğan, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami ve külliyenin açılışını yaptı. Açılış öncesinde kurduğu cümlelerle herkesi gülümseten Başkan Erdoğan, camideki ilk namaz sonrasında da Kur'an-ı Kerim okudu. Buyurun, Bismillah. Rabbena inneke tudkhilna ve fakat ahzeyte ve göre de kabristanı hazırlıyorlar. Benim boy fena değil, benimki biraz büyük olacak. Tebessümle kurduğu cümleleri, hepimizin gideceği yer orası dedim. Erken tez gideceğiz sonunda. Defnettikten sonra da bak söyleyeyim, en yakınları bile kalmaz ha. O gün orada okuduklarını okurlar. Ondan sonra bir daha işte böyle kandilde, bayramda vesaire kabristana geldiler. Yoksa çok nadirattandır. Bu dünya böyle. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami ve külliyenin açılışını yaptı. Mimarisiyle büyüleyici. Burada tabii sadece bir mescit, bir cami yok. Aynı zamanda bu kabristanın içerisinde böyle bir külliye oluştu. Burada aynı zamanda sürekli bir vaaz-ı nasihat oluşacak. Konu döndü dolaştı ölüme geldim. Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Gideceğimiz yer kabristan. Hoca Efendi burada Cumhurbaşkanı niyetine demiyor. Milyarder, trilyarder niyetine demiyor. Orgeneral niyetine de demiyor. Ne diyor? Er kişi niyetine. Hatun kişi niyetine. Erdoğan'ın mezar boyları ile ilgili kurduğu cümlelerse gülümsetti. Boyuna göre de kabristanı hazırlıyorlar. Benim boy fena değil, benimki biraz büyük olacak. Fırat'ın doğusu operasyonu çok yakın dedik ama terörle mücadele alanı sadece orasıyla sınırlı değil. Mehmetçik sınırın içinde ve dışında, Güneydoğu'da, Kandil'de teröristin izine nerede rastlarsa üzerine bomba yağdırıyor. Yani kahramanlar 7 gün 24 saat nöbette ve hatta operasyonda. İşte o kahramanların Şırnak'taki üstüne konuk olacağız şimdi. Bakın komandoların teröristle mücadelede bir günü nasıl geçiyor. Topçular, tek bir batarya tesisi atışı. Hazır. Hayır mı hazır? Ateş. Tankçılar, komandolar. Mehmetçik teröriste kırsalı dar ediyor. Görüntüler Şırnak Gabar Dağı'ndan. Arkadaşlar, Bayraktepe mevkiinde 3 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Batı yamacında birinci unsur tertiplenecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Öğrenmesin komutanım. Bölgeye acil intikal edeceğiz. Sorusu olan var mı? Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Komandoların üst bölgesinde gelişmiş tarama sistemleri ve onlarla bağlantılı ateş destek vasıtaları var. Bölgede görüntü alınır alınmaz alarm veriliyor. Belirlenen koordinat vuruluyor. Arazide arama tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Sarp yamaçlar komandolar için engel değil. Eğitimlerini hep buna göre alıyorlar. Ve temas anı. Temas! İstikametimizi al! İstikametimizi al!
Taciz ateşinin geldiği yer vurulmaya başlıyor. Hava nasıl istiyorum? Tamam. Makinalı tüfek nişancısı. Hedef 12 istikametinde. Kayatepe. Ateş serbest. Mehmetçik gecede teyakkuzda. Fidan Kayalık bölgesinde 3 kişilik ısı kaynağı. Gördüm. Ateş serbest. Hazırım. Tamamı rütbeli personel askerlerden oluşan komando timleri özellikle teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı vadileri boş bırakmıyor. Adana sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı. 3 kişi bankadan yüklü miktarda para çeken birini takibe almış, soymak için de uygun anı kolluyorlardı. Ta ki hedeflerindeki adam kendilerini fark edip polisi arayana kadar. İşte sonrasında yaşananlar. Ben buradaydım. Ellerinde silahlarla didik didik her yere aradılar. Hedeflerinde kaçan 3 hırsız vardı. Sizlik bir konu yok, sadece birine bakıyorum. Adana Seyhan'da bir bankadan yüklü miktarda para çeken adamın peşine 3 kişi takıldı. Takip edildiğini anlayan adam durumu hırsızlara belli etmeden polise haber verdi. Ekipleri fark eden hırsızlar araçlarıyla kaçmaya başladı. Çalıntı plakayla kullandıkları otomobilin lastiği patlayan 3 şüpheli plakayı değiştirip yaya olarak kaçtı. Polisler kaçan 3 kişiyi yakalamak için sokaktaki evleri tek tek aradı. Bakılmadık yer kalmadı. Buradan bir şey sesi gelince, ambulans sesi. 3 şüpheli izini kaybettirmeyi başarmıştı. Polis şimdi her yerde onları arıyor. Adıyaman'da takımlarının berabere kalmasına kızan taraftarla futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı. Futbolcular kulüp tesislerine polis korumasında gidebildi. Futbolcularla taraftar sokak ortasında birbirine girdi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Futbolcu taraftar kavgası Adıyaman 1954 Spor Pazar Spor maçı sonrasında çıktı. Adıyamanlılar berabere biten mücadelenin ardından futbolculara tepkiliydi. Protesto için takım otobüsünün önü kesildi. Tartışma bir anda arbedeye döndü. Tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Polis öfkeli kalabalığı biber gazıyla dağıttı. Futbolcular polis eskortu eşliğinde tesislere götürüldü. Kayseri'de 4 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan biri tırdı. Dev araç köprü korkuluklarına aşıp metrelerce yüksekten ırmağa düştü. Sürücüsü ise ölümden döndü. Tır ve otomobil 15 metre yüksekten aşağı uçtu. Kamyonet köprüde asılı kaldı. Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Gel abi. Kayseri-Ankara karayolunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet köprüdeki korkuluklara çarptı. Kazayı görenler ani fren yapınca zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Arkadan hızla gelen tırın sürücüsü fren yaptı ama duramadı. Önce önündeki otomobile çarptı. Ardından da sürüklediği diğer bir otomobille birlikte köprüden aşağı düştü. Aracın içinde sıkışan tır sürücüsü uzun uğraşlar sonucu kurtarılabildi. Yaralı 7 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Balıkesir Gömeç'ten renkli görüntüler var sırada. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytin Asadı Festivali'ne götüreceğiz şimdi sizi. Ve işte o eşsiz, kıymetli şifa kaynağı gerçek zeytinyağının dalından sofraya yolculuğu. Zeytin, zeytinyağı sofralarımızın vazgeçilmezidir. Biz de şu anda Gömeç'teyiz. Burada dördüncüsü düzenleniyor Zeytin Asat Festivali'nin. Kelimenin tam anlamıyla bayram havası var.
Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ettim. Nasıl gidiyor hasat? İyi, biraz iyi. Bu zeytin bizim geçim kaynağımız. Yani körfezin zeytinyağından vazgeçilmez yani. Siz elinizle yapıyorsunuz. Evet. Elimiz olduğu için zeytinler hırpalanmıyor oğlum. Peki nasıl, zor mu? Zeytin toplamak zor. Tabii ki zor. Sabahın 7'sinde kalkıyoruz biz ya. 6'sında kalkıyoruz. Havalar soğudu, kış geldi. Tabii zor. Ellerimiz üşüyor, ayaklarımız üşüyor. Peki ben toplayabilir miyim? Hani ben yapabilir miyim, becerebilir miyim? Sen yapamazsın. Herkes yapamaz bunu. Bu zeytin çocukluktan beri toplanıyor. Bakın burada küçük küçük kardeşlerimiz var. Ne yapıyorsun burada? Valla zeytin topluyoruz. Zeytin topluyoruz abi. Zeytin toplamak çok güzel. Buranın zeytinleri çok güzel. Kaç yaşındasın? 12. Kaç yıldır zeytin topluyorsun? 2 yıl oluyor. Valla ben bir yıldan beri topluyorum. 2 yıl olmuştur. Bir taraftan zeytinler toplanırken diğer taraftan da keşkek dövülüyor. Efendim ne yapıyorsunuz? Ne var bu keşkeğin içinde? Bu keşkeğin içinde zeytinyağı var, tavuk var, buğday var. Zor mu keşkek dövmek? Zor, uğraştırıcı ve yorucu bir iş. Öğlen vakti geldi, az önce gördük, keşkek de dövüldü. Herkesin karnı çok aç, herkes sıraya girdi. Şimdi herkes karnını doyuracak. Çok acıktınız galiba, size biraz torpil yapılmış. Evet, yiyebilir miyim? Tabii. Afiyet olsun. Lezzetli. Sabahtan beri çalışıyoruz, haliyle çok yorulduk. Bu mükemmel keşkeği hak ettik. Şimdi bunun tadına bakma vakti. Mükemmel bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum. Sabah topladığımız zeytinler kasalanıp fabrikaya getirildi. Birazdan burada sıkma işlemi yapacak ve bu zeytinler zeytinyağı olacak. Bu zeytinden iyisini bulamazsınız. Bizim zeytinimiz özellikle sofralıktan öte yağ üzerine bir zeytin. Bunun yağı en kaliteli. Zeytin kaliteli olunca yağı da çok kaliteli oluyor. Sabah zeytinleri topladık, fabrikaya getirdik, yıkama işleminden geçti ve soğuk sıkım yapıldı. İşte şu anda her derde deva doğal zeytinyağı. Özel sağlık sigortası olanların şikayetlerine kulak vereceğiz şimdi. Sık sık dillendirilen bir sorun var, o da şu. Örneğin Allah korusun felç geçirdiniz ve hastanede tedavi görüp iyileştiniz. Ve özel sağlık sigortanız masraflarınızı karşıladı. Buraya kadar her şey normal. Sorunsa poliçe yenileme döneminde başlıyor. Çünkü birçok sigorta şirketi bir anda sizin o rahatsızlığınızı tetikleyen nedenleri sigorta kapsamı dışına alıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yanıtı haberimizde. Doktora veya hastaneye gittiğinizde verilen her türlü gereksiz tahlil veya tetkik sizin bir sonraki sene poliçenizde ciddi anlamda etkileyecek. Özel sağlık sigortası olanlar dikkat. Geçirdiğiniz küçük bir rahatsızlık bir sonraki sene poliçenizi yeniletmek istediğinizde karşınıza çıkabilir. Sonuçta aslında sadece sigortanın var olan bir rahatsızlığı kapsamaması gerekiyor. Özel sağlık sigortası yaptıranların son dönemde karşılaştıkları en büyük şikayetlerden biri, sağlık sigortalarını yenilettiklerinde bazı bölümlerin kapsam dışı bırakılması. Kayıtlarda bu varsa maalesef bunu karşılamıyor. Örneğin tansiyon hastası değilsiniz. Tansiyondan şüphelenip tansiyonla ilgili bir test yaptırdı. Ortaya hiçbir şey çıkmasa bile kayıtlara tansiyon hastası olma. Böyle bir kayıt girebilir. Özel sigortalının hastanede yaptığı her işlem için bir kaydı oluşturuluyor ama ne hikmetse tetkikten ciddi bir şey çıkmasa bile bir sonraki sigorta yenileme döneminde bu kapsam dışı olarak karşınıza çıkabilir. İşte uzmanından uyarılar. Sağlık sigortam var, sigorta şirketi ödüyor diye her şeyi kabul etmesinler. Yapılan tetkikler gerekliyse yaptırsın, gerekli değilse bir kere yaptırmasın. Bir kere kayıtlarınıza girecek. Hani bu noktada bence sanırım sorun o tetkiyi yapmak isteyen kurumda. Kapsam dışı bırakmak için yer arıyorlar. Ben böyle bir rahatsızlık ve hastalığa sahip değilim diyecek, şirkete başvuracak. Şirket onu kendi güvendiği bir kuruma gönderir. Bu rahatsızlıkla ilgili kontrol eder. Böyle bir şey yoksa kapsam içine alıp bu kişinin poliçesini devam ettirebilir. ATV ekranlarının başarılı ismi Müge Anlı, A Haber'in taksisine konuk oldu. Ama müşteri olarak değil, direksiyon koltuğunda. Hakkında merak edilenleri, günlük yaşantısını ve gündeme dair soruları çok içtenlikle yanıtladı. İşte o samimi sohbet. Bugün konsepti Müge Anlı değiştirdi. Dedi ki ben direksiyona geçeceğim, sen arkaya oturacaksın. Biz de kabul ettik. O zaman buyurun, direksiyon sizin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Taksi bir arkadaşa el sallayalım dedim ama. Müge Anlı'nın
stüdyodan çıktı, habercilik bitti. Evine gittiği zamanki Müge Anlı'yı herkes çok merak ediyor. Ben aslında hiç merak edilecek bir tarafım yok. Herkes işten evine gittiği zaman ne yapıyorsa ben de onları yapıyorum. Gece saat 2'lere 3'lere kadar açıkçası yani hiç iş bitmiyor. O yüzden böyle ekrana çıkıp da hani çıkan insanların tabii belirli hazırlıkları gerekiyor aslında. Yüzünün gözünün güzel olması değil mi falan evet. için. Ben de hiç onlar olamıyor. Çünkü ben çok kez çok uykusuz, yüzüm gözüm çok şiş çıkıyorum ekranda. Çünkü çok az uyuyabiliyorum. Siz de etkileniyor musunuz? Yani programdan çıktıktan sonra aklınıza geliyor mu? Hiç aklımdan çıkmıyor. Çok etkileniyor. Mesela şu anda da aslında migrenim tutmuş durumda. Yani ben çocukla ilgili bir yine bir kayıpla ilgili. Sen de stüdyodaydın. Evet. Gördün sonunu yakaladın. Sürekli şekilde başım ağrıyor. Hep bir üzüntü var. Tabii ki hani çok böyle güller oynayan falan bir program yapsaydık çok neşeli mi olurdun dersen o da değil. Ama insan etkileniyor. Etkilenmemek diye bir şey mümkün değil. Bir de mesela şimdi yayında üzüntülü insanlarla berabersin. Sonra gün içinde sanki fazla eğlenince suçluluk duyuyormuş gibi hissediyorum. Yani onu da yaşıyorum yani. Onu da hissediyorum. Hiç böyle tehdit edildiniz mi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani tehdit tabii ki edildiğim zamanlar oldu ama ben çok tehditlere aldıran birisi değilim. Benim inancıma göre hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Ölümü de silemez. O yüzden ben çok tehditleri umursayan birisi değilim. Fakat bizim işimizde şunu söylemem lazım. Birçok zanlı tutuklandıktan sonra bana el sallıyor mesela kameralara. Selam söylüyor. Hatta Müge Hanım'ı tebrik ediyor. Çok iyi çalıştı diyen bile var. Çünkü şunun farkındalar. Ben kişisel şey yapmıyorum. Aynı durum onun başına ya da onun ailesinin durumunun başına gelseydi yine aynı çabayı gösterirdim. Zamlar geldi, fırsatçılar çıktı, stopçular çıktı. Buna Müge Anlı bir aslında buradan seslense de güzel olur. Çünkü en çok bizim de canımızı yakıyor, bizim canımızı yakıyorlar. Ülkeler de aslında birer organizma ve biz toplum olarak bir ülkede yaşıyorsak, bir orada ikamet ediyorsak, yani o ülkenin iyi ve refah olması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Çünkü yani kişisel çıkarlar üzerine kurulduğu zaman düzen, toplumun genelinde mutlaka bir problem olacaktır. Belki sen kişisel olarak o an için çok karlı olabilirsin. Sana çok karlı gelebilir bazı şeyler falan filan ama çoluk çocuk, torun değil mi? Yani, evet. Daha sonra gelecek nesil, o nesiller için çalışmalısın. Bu ekonomide de böyle, doğayı kirletmekte de böyle, canlılara davranışlarımızı da böyle düşünmek zorundayız. Yoksa ben yaşayayım, hayatımı bittim, benden sonrası tufan mı? Yani o senin anlattıkların aslında benden sonrası tufan diyenlerin mantığı ama yanlış bir düşünce tarzı bu, yanlış bir hareket tarzı. Vicdan olarak, tabii vicdan muhasebesi de yapılması lazım. Ya hepimiz el ele vereceğiz yani bu ülkenin refahı ve mutluluğu için hepimiz el ele vermek zorundayız. Yani ben şahsi olarak söyleyeyim, mesela ben bu ülkenin dışında bir ülkede yaşamak istemem. Hangi koşullarda olursa olsun. Hani şu an çok büyük imkanlarım da olsa yurt dışına gidip böyle refah içinde, rahat içinde yaşayabilecek durumum da olsa ben gitmek istemem. Benim ülkem burası. O yüzden de ben de kendi ülkemin gelişmesi için, refaha erişmesi için kişisel olarak elimden ne geliyorsa yapmak zorundayım diye düşünüyorum. Herkes aynı şekilde düşünmeli. Tuğlu bir gazeteci kayboldu ya. Bununla ilgili... Ay onu nasıl merak ediyorum. Yani keşke işleyebilsem Kaşıkçı. Programda. Şu an emniyet bu konu üzerinde çok büyük titizlikle duruyor. Onu da çözeceklerdir ama... tabii beni de çok enterese etti o konu. Ne yalan söyleyeyim, çok heyecanlıyım. Hani aşağı yukarı belli zaten ama hani sonucunu hep beraber göreceğiz. Eğer sıradan bir olay olsaydı kesinlikle öldürüldüğünü düşünürdüm. Ama bunun içinde başka durumlarda olduğu için yaşıyor da olabilir. İnşallah da yaşıyordur. İnşallah. Yani belki sorgulanmak için de alınmış olabilir. Bakalım ne çıkacak. İnşallah hayatta olsun. Yaşam çok kıymetli. İyi akşamlar. Yayınımız ATV Ana Haber Bülteni ile devam ediyor. Gündemin zirvesinde Başkan Erdoğan'ın önemli mesajları var. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuşan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlardan FETÖ ile mücadeleye kadar birçok başlıkla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
27 Mayıs darbesine uzanan başkan, darbenin taşlarının dönemin ana muhalefet partisi CHP tarafından nasıl tek tek döşendiğini, bu işler içinde üniversitelerin nasıl kullanıldığını anlattı. Başörtüsü zulmüne ise ayrı bir pencere açan Başkan Erdoğan, yapılanı anlatmak için uzun süre unutulmayacak bir cümle kurdu. Uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı dedi. Yani bir kız birincilikle bitirecek ve o kıza siz diplomasını vermeyeceksiniz. Neymiş? Başında başörtüsü varmış. Yani siz uzaya füze gönderdiğinizde başörtüsüne mi takıldı ya? 28 Şubat döneminde yaşanan baskılara değindi. Kimi üniversite rektörlerinin dönemin hükümetini devirmek için çalıştığını söyledi. Bu sözde akademisyenler sadece darbe çığırtkanlarına destek vermekle kalmamış, kendileri de yönetici oldukları üniversiteleri adeta Nazi kamplarına çevirmişlerdir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde çıktı kürsüye. Cübbe giyen Erdoğan'a Fahri Doktora diploması verildi. Fahri Doktora belgesi takdim ediliyor. Bugün 16 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir ülke konumundayız. Suriye'den Irak'a kadar bölgesel meselelere müdahale eden, bekası için gereken her türlü tedbiri uygulamaya koyabilen bir ülkeyiz. Ve masadayız, aynı zamanda arazideyiz. Başkan Erdoğan sözü darbelere ve üniversitelerin rolüne getirdi. Darbeye giden yolda her defasında öğrencilerin kullanıldığını söyledi. Hem 12 Eylül'de hem de 27 Mayıs'ta aynı senaryonun sahnelendiğine dikkat çekti. 27 Mayıs darbesinin taşları dönemin ana muhalefet partisiyle aynı zihniyete sahip kimi üniversite rektörleri tarafından döşenmiştir. Dönemin ana muhalefet partisi sandıkta bileğini bükemediği Menderes'i darbeyle alaşağı etmek için sokakları karıştırmak dahil her yola başvurmuştur. Akademisyenleri uyaran Erdoğan, hiçbir ideolojinin üniversiteleri esir almasına izin vermeyin diye konuştu. Zihnini Pensilvanya şarlatanına zimmetleyenlerle hendek ve çukur terörünü kutsayanlara karşı yaptırımlar uygulanmıştır. Belli ideolojik kimliklerin belli üniversiteleri esir aldığı çarpık yapının kısmen hala sürdüğünün farkındayız. Bunların zamanla değişeceğine inanıyorum. Başkan Erdoğan'ın Kayseri'deki son durağı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlunun nikah töreniydi. Erdoğan 4 çocuk nasihatini burada da yineledi. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur, denge olur. Dört olur, bereket olur. Gerisi Allah kerim. Allah mübarek etsin. Evliliklerinde sebat, yuvalar... Ve Rahip Brunson, ajanlık suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan Brunson, ayağındaki kelepçe çıkar çıkmaz Amerika'ya gitti. İner inmez de Amerikan Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı. Brunson'la evangelistlere adeta şov yapan Trump'sa Amerikalı rahibi seçim malzemesi yapmaktan çekinmedi. Oval Ofis'te düzenlenen basın toplantısında Brunson'un serbest bırakılması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını da söyleyen Amerikan Başkanı, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Tam bu noktada Trump, Brunson'un serbest bırakılması büyük bir adım cümlesini kurdu. Ancak ne var ki? Bir gerçeği gözden kaçırmıştı. İşte o gerçeği de Başkan Erdoğan hatırlattı. Amerika Başkanı Donald Trump, ajanlık suçlamasıyla Türkiye'de yargılanmasının ardından serbest kalan Rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Trump, yaklaşan kongre seçimleri öncesi kameralar karşısında şov yaptı. Again to President Erdogan, thank you very much. To the people of Turkey, thank you very much. I think this will... Donald Trump, Brunson'u da yanına alarak Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca teşekkür etti. Türkiye ile ilişkilerimiz daha da iyileşecek mesajını verdi. The kind of relationship with Turkey, which can be a great relationship. Amerikan Başkanı Andrew Brunson'un serbest bırakılması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadığını da söyledi.
Başkan Erdoğan'a ilk teşekkür Trump'ın sosyal medya hesabından gelmişti. Ona cevap da yine Twitter'dan geldi. Başkan Erdoğan kendisine mesaj gönderen Trump'a çok net ve bir o kadar da anlamlı bir yanıt gönderdi. Erdoğan, Sayın Başkan, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki Amerika ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde işbirliğine devam eder. PKK, DAEŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür diye yazdı. Ve bu da dünyanın konuştuğu o buluşmanın en dikkat çeken anı. Evangelist Rahip Brunson sol elini Trump'ın omzuna koyarak dua etti. In Jesus' name, we bless you. Kameralar karşısında yaşanan bu olayın ardından Trump işi iyice siyasi şova dönüştürdü. Öyle ki Brunson ve ailesine kime oy verdiklerini sordu. Who did you vote for? I knew the answer. Amerikan Kongre seçimleri 6 Kasım'da. Haliyle Trump ve ekibinde seçimlere yönelik ciddi bir kaygı var. Trump, başkanlık seçiminde olduğu gibi Kongre seçiminde de kazanmak istiyor. Ama bunun için evangelistleri memnun etmesi gerek. Amerikan basını da Brunson'un Oval Ofis'te Trump için dua etmesini siyasi şov olarak değerlendirdi. Ve başkanın seçim afişi hazırlanmış olduğu yorumları yapıldı. Ve bültenimizin en başında da belirttiğimiz Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon. Her geçen gün operasyona bir adım daha yaklaşıyoruz. Başkan Erdoğan günlerdir aynı şeyi söylüyor. O bölgede oluşturulmaya çalışılan terör devletinin kökünü kazıyacağız. Başkan Erdoğan'ın verdiği bu net mesajın ardından gözler artık Suriye sınırında, Mehmetçik ise teyakkuzda. Başkanın vereceği girin emri bekleniyor. Peki Türkiye'nin operasyondaki harekat planı nasıl olacak? Mehmetçik hangi bölgeden girecek ve nereye kadar ilerleyecek? İşte ayrıntılar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Başkan Erdoğan'ın mesajı netti. Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyun bozulacak, kurulan tezgah dağıtılacak dedi. Münbiç harekatı için geri sayım başladı. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Askerin planı hazır. Bölgede uzun zamandır devriye görevi yapılıyor zaten. Arazinin röntgeni çekildi. Mehmetçik Fırat Kalkan Harekatı ile arındırdığı Elbap ve Sacu Çayı üzerinden harekete geçecek. Yani batıdan ve kuzeyden Münbiç'e ilerlenecek. Fırat Nehri'nin batısında kalan alan süpürme operasyonuyla temizlenecek. Harekat alanı genişletilecek. Kent merkezinde güvenlik sağlandıktan sonra denetim Özgür Suriye Ordusu'na, yani bölgenin asıl sahibi yerel güçlere bırakılacak. Amerika mutabakat gereği günler öncesinde boşaltılması gereken bölgedeki hareketliliği takip edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri kentin tekrar teröristlerin saldırısına uğramaması için önlemler alacak. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Münbiç'in teröristlerden arındırılmasının ardından sıra Fırat'ın doğusuna gelecek. Türkiye sınır hattı boyunca uzanan ve güvenliğine tehdit oluşturan alanda da temizlik harekatı yapacak. Terörist unsurlar sınırlara saldırı düzenleyebilecekleri menzilin altına itilecek. Orada da Suriye eşmesinden itibaren Süleymanşah Saygı Karakolu'nun emniyeti sağlayacak tedbirler öncelikle hedef olacak. Ardından Ayn el Arab, Tel Abyad, Resul Ayn ve Kamışlı gibi yerleşim birimleri teröristlerin elinden kurtarılacak. Mehmetçik Fırat'ın doğusu için teyakkuzda dedik ama diğer yandan da bölgede yürütülen kirli bir pazarlık var bugünlerde. Amerika'nın terör örgütünü silahla beslediği artık hepimizin malumu. Ama Türkiye'nin kararlılığını görüp de paniğe kapılan terör örgütü şimdi de Esad rejimiyle ortaklık yapmaya hazırlanıyor. Bölgedeki enerji kaynaklarını babasının malı gibi kullanan YPG'li teröristler bunları koz olarak kullanıp Türkiye'nin operasyonunda Esad'dan kendisine destek istiyor. Tabii tüm bu pazarlığın üçüncü bir tarafı daha var. Amerika Birleşik Devletleri. Her şey onun bilgisi dahilinde yürütülüyor. İşte rejim Amerika ve YPG arasındaki o gizli ve kirli pazarlığın ayrıntıları. Terör örgütü PKK'nın kan kardeşi, Suriye'deki uzantısı YPG, Türkiye'nin harekat hazırlığına girişmesiyle tutuştu. Rejime sarıldı. Bölgedeki petrol arazileri için Esad yönetimiyle teröristler masaya oturdu.
Türk istihbarat birimlerinin çok önemli tespitleri var. Teröristler Suriye'nin kuzeyine özellik verilmesi konusunda Şam yönetimiyle dirsek temasına geçti. Amaç petrolle rejimi kandırıp o topraklarda hakimiyet kurmak. Yapılan ilk görüşmelerde YPG'li teröristler Esad rejimine bazı öneriler sundu. Onların başında Suriye Petrol Bakanlığı'nın başına Kürt bir ismin getirilmesi var. Örgüt bu değişimin ardından petrol gelirinin %25'ini Esad'a bırakmayı teklif ediyor. Şu sıralarda haydutluk yapılarak el konulan Deyrizor'daki petrol kuyularıyla doğalgaz yataklarının da rejimle ortak işletilmesi masada. Terör örgütü YPG rejimden ucuz mazot ve benzin desteği de istiyor. Ve akaryakıt aktarımı için Amerikalı bir şirketin aracı olması bekleniyor. Yani bu kirli pazarlığın bir tarafında da Amerika var. Teröristler eğer pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa Suriye'nin kuzeyine yeni enerji nakil hatlarının çekilmesini de isteyecek. Şu anda teröristler Rakka'daki Tapka Barajı ve Münbiç'teki Tişrin Barajı'nı enerji için kullanıyor. Al-Omar, Tanak, Azrak, Galban gibi önemli 17 petrol ve doğalgaz kuyuları ellerinde ve örgütün enerji üzerinden sağladığı gelir tam 2 milyar lira. Dahası örgüt bu parayı bölgeyi daha da karıştırmak için kullanıyor. Örneğin kendisine paralı asker tutuyor. Bölge üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için sayıları her geçen gün arttırılan maaşlı teröristler Suriye'nin kuzeyine konuşlanıyor. Türkiye bu tehlikeyi daha da büyümeden bitirmeyi planlıyor. Terör örgütü PKK bir yandan inlerinde vuruluyor, bir yandan da para kaynakları kurtuluyor. Yakalanan teröristlerin üzerlerinde ve mağaralarda yakalanan paranın miktarı dudak uçuklatacak cinsten. Peki terör örgütünün para kaynakları neler? Birkaç gün önce örgütün en büyük gelirinin uyuşturucu ticaretinden olduğunu ve o gelir kaynağına nasıl darbe vurulduğunu anlatmıştık bu ekranda. Teröristlerin uyuşturucu kadar olmasa da diğer gelir kalemleri ise kaçak sigara ve kaçak akaryakıt. Bu alanlardaki gelirleri de yılın ilk 9 ayında büyük çapta engellendi. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacaksınız. Bir tek terörist. Geriye neyse yemeği yapıyoruz. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Acırsak acanacak duruma düşeriz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mehmetçik'le kahvaltıda buluştu. Talimatı açıktı. Kararlılık mesajı verdi. Sadece daha da sürmüyor elbette mücadele. Terör örgütü PKK'nın finans kaynakları da takipte. Narko terör operasyonları aralıksız sürerken kaçak sigara ve akaryakıt gelirlerine de büyük darbe indirildi. Yat yere, yat! Son iki yılda nokta operasyonlarla örgütün 9 milyar liralık gelir kaynağı kurutuldu. Yakalanan örgüt mensuplarının üzerinden örgütün sığınak, barınak ve depolarından 151 bin dolar, 238 bin euro ve 547 bin lira olmak üzere 3 milyon 127 bin liralık para ele geçirildi. 586 milyon liralık kaçak sigaraya, 39 milyon liralık kaçak akaryakıta geçit verilmedi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre operasyonlar sonucu teröristler büyük maddi sıkıntı içine girdi. Hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyine kurulan sözde gümrük noktaları yok edildi. Buradan elde ettikleri paraya da engel olundu. Irak'ın kuzeyinde kurulan şirketlerin Kandil'e para aktardığı tespit edildi. Bu şirketlere yönelik uluslararası takip başlatıldı. Siyaset gündeminin zirvesinde ise iki başlık dikkat çekeceğiz. Birincisi İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin MHP'nin de desteğiyle hazineye aktarılması çok uzak görünmüyor artık. Diğer yandansa CHP bambaşka bir sorunla uğraşıyor. Partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta İstanbul adayını açıklıyorum diye klipli bir çıkış yaptı. Tabii bundan haberdar olmayan parti yönetimi ayağa kalktı. Partiyi karıştıran bu çıkışın ardından Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'na çok kızdığı belirtiliyor. Ancak Kaftancıoğlu'nun hamlesi bu kadarla da sınırlı kalmadı. CHP İstanbul İl Başkanı belediye başkan adaylıklarını açıklayan milletvekillerine de res çekti. Milletvekillerinin adaylıklarını doğru bulmadığını söyledi. İş Bankası ile ilgili gelişmelere geleceğiz ama önce CHP'deki kaosa bir bakalım. En baştan başlayacağız. Bizim adayımız sensin. İstanbul, bizim adayımız sensin. İşte bu klip CHP'yi karıştırdı. Kılıçdaroğlu çok sinirlendi.
İstanbul İl Başkanı'na ateş püskürdü. Derhal burayı terk et kardeşim. Cuma günüydü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday konusunda İstanbul ilçe başkanlarını ikna etmeye çalışırken bir anda son dakikalara düşen haberle sarsıldı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 19.30'da İstanbul adayını açıklıyoruz dedi. Genel merkez bir anda karıştı. Hem Kılıçdaroğlu hem de kurmayları neye uğradığını şaşırdı. İstanbul için aday arayışında olan Kılıçdaroğlu buna çok sinirlendi. Videoyla Kılıçdaroğlu'na biz böyle aday istiyoruz resti çeken Kaftancıoğlu'nun genel başkana ayar verdiği yorumu yapıldı. Beni de üzen benim arkadaşlarımdır. Sözde CHP kılıklılardır. Parti içindeki gerilim de en üst düzeye çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı olmasına rağmen İstanbul için aday adaylıklarını açıklayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Akif Hamza Çevi'ye bir tepki de İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, milletvekillerinin adaylıklarını doğru bulmuyorum dedi. Tarafımızı değil, tavrımızı belirtmeye geldik. Daha doğrusu tavrımızı koymaya geldik. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız nalet olsun size, helal olsun. İstanbul İl Başkanı'nın açıklamaları örgütlerde de çatlağa neden oldu. Gürsel Tekin'e yakın bazı eski ve yeni ilçe başkanlarının Kaftancıoğlu'na tepkili oldukları belirtildi. CHP-HDP ittifakı ile ilgili de sıcak gelişmeler var. Partinin genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı Diyarbakır'dan verdi mesajını. HDP seçmenine seslendi. Biz HDP'lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin durumuna gelince, o hisselerin hazineye devriyle ilgili Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajın ardından gözler MHP'ye çevrilmişti. Devlet Bahçeli önceki gün teklif gelirse hazine devrine ilişkin destek vereceklerini açıkladı. Bugün de MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan Alpara ekranlarından aynı tavrı sürdürdü. AK Parti'nin teklifine destek vereceklerini bir kez daha yineledi. Görünen o ki çok geçmeden o hisseler hazineye devredilecek. AK Parti olarak bunu getiriyoruz. Sağ olsun MHP'de destekleyeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan o adımı kısa sürede atacaklarını söyledi. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini hazineye devredecek kanun teklifi önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. İnşallah meclisimizden bu geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek. Başkan Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili çıkışına MHP'de destek veriyor. Önce Genel Başkan Bahçeli görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Teklife destek veririz dedi. Direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz. CHP'lilerin tehditvari açıklamaları konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Apara canlı yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan net konuştu. Bunun milletin malı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi olmadığı, o anlamda MHP'nin görüşü gayet net bir şekilde ortada. Bahçeli'nin açıklamasına atıfta bulundu Ayhan. Sayın Genel Başkan bizim daha önce bir beyanı oldu bu konuda, gelirse destekleriz diye. Daha sonra bir daha bu şeyi olur dedi. İzmir'de bu sabah katliam gibi bir kaza meydana geldi. Göçmenleri taşıyan kamyonet dereye uçtu. Kazanın bilançosu ise çok ağır. 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Umuda yolculuk faciayla bitti. Göçmenleri taşıyan kamyonet dereye uçtu. 22 kişi hayatını kaybetti. Kaza İzmir Gazi Emir'de meydana geldi. İç Anadolu'dan İzmir'e kamyon kasasında getirilen göçmenler kendilerini bekleyen tekneyle Yunan adalarına gideceklerdi. Ama iddiaya göre kamyon sürücüsü direksiyon başında uyuyakaldı. Göçmenleri taşıyan kamyon bariyerleri aşarak yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Kamyon ters döndü. Göçmenler kamyonun altında kaldı. Göçmenlerin çoğu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çocuklar ve kadınlar da vardı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde bir çalışma başlattı ve göçmenlerin eşyaları arasında bakın iç lastikler ve can yelekleri göreceksiniz. Yani planları arasında İzmir'den deniz yoluyla Yunanistan adalarına, oradan da Avrupa'ya geçmek vardı. Kamyon sürücüsü kazayı yaralı atlatmıştı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
ve kaçmaya çalıştı. Ya her tarafında yara vardı. Yüzlerinde, arınlarında, ağzı kanlı, dişleri falan kandı. Telefonumu kullanmak istedi, verdim. Başka kaza yaralı var mı dedim arabada. Kimse yok dedi. İnsan taciri yakalanmamak için hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ne yapayım dedim. Ben dedi bir taksinin yanında bırak. Ben taksiyle gideceğim yere giderim dedi. Sürücü çok geçmeden yakayı ele verdi. Yaralı 13 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından sorguya alınacak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber yok. Ama emniyetin oluşturduğu özel araştırma ekibinin kriminal inceleme için konsolosluğa tanıdığı süre bugün doldu. Yani diplomatik yaptırımlar kapıda. İnceleme ekibi bugün binaya girmedi ama konsolosluğun gizemli ziyaretçileri vardı. İçeri girenlerden birinin elindeki muşamba kafaları karıştırdı. Ve gün yüzüne çıkan yeni detaylar bugün bir kez daha delilleri karartmaya mı çalışıyorlar sorusunu akıllara getirdi. Bugün tam 12 gün oldu ama Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hala ortada yok. 2 Ekim günü konsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı'nın iddiaya göre akıllı saatinden cep telefonuna gönderilen içerideki sorgu ve infazına ilişkin sesler, kayıtlar var. Eldeki deliller Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğüne işaret etse de sır perdesi hala aralanmış değil. Oklar Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve 300 metre uzaklıktaki konsolosluk konutunu gösteriyor. Ama Türkiye'ye kriminal arama izni verilmesine rağmen başkonsolos işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Emniyetin oluşturduğu özel araştırma ekibinin binadaki inceleme için konsolosluğa tanıdığı süre ise bugün doldu. Diplomatik yaptırımlar kapıda. Eğer Türk inceleme ekibi içeri alınmazsa başkonsolos Muhammed El Katibi ve konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesi an meselesi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı nerede sorusuna 12. günde de cevap bulunamazken önemli bir iddia Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'dan geldi. Kışlakçı'nın iddiasına göre Suudi gazeteci öldürüldü ve hatta delillerin yok edilmesi için hem konsolosluk hem de konsolosluk konutunun bazı odalarının duvarları yeniden boyandı. Bugün kapalı olmasına rağmen konsoloslukta yaşanan hareketlilik de şüpheleri iyice arttırdı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nu saatler öncesinde kim olduğu bilinmeyen 4 kişi ziyaret etti. Ancak ziyaretçilerden birinin elinde muşamba olmasıysa oldukça dikkat çekti. Ve Cemal Kaşıkçı'yı son gören o kişi, nişanlısı Hatice Cengiz. O güne dair yaşananları ve merak edilen detayları Amerikan New York Times gazetesine anlattı. Konsolosluğa vardığımızda içeri girdi. Bana kısa sürede kendisinden haber alamazsam Türk makamları alarma geçirmemi söyledi. Genç kadın Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ı işaret etti. Suudi Arabistan'ın sessizliği beni korkutuyor dedi. Kendi ülkesinde artık ona yer yoktu. Veliaht prens Muhammed bin Selman'ı eleştiren fikir adamlarına yönelik baskılar nedeniyle iki valizini alıp Suudi Arabistan'dan kaçtı. Eğer suçlamalar doğruysa Cemal Muhammed bin Selman'ın ayakçıları tarafından öldürüldüyse o zaten çoktan şehit olmuştur. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ortadan kaybolduğu günden bu yana dünyanın da gündeminde. Eski Amerikalı diplomat Ann Wright olayı en yakından takip edenlerden. Öyle ki gece saatlerinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek söyledikleri oldukça dikkat çekiciydi. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi gazetecilerin öldürülmesine son vermeli. İsrail vahşeti durdurak bilmiyor, sınır tanımıyor. Cinayeti işleyen bu kez Yahudi yerleşimcilerdi. Batı Şeria'da gece vakti bir otomobilin etrafını sardılar ve eşiyle birlikte yolculuk eden Ayşe Talal El-Rabi'yi taşlayarak katlettiler. Saldırıya Filistinlilerin öfkesi çok büyük ama dünyadan bırakın kınamayı en ufak bir ses bile yok. Öfkeliler ama seslerini kimse duymuyor. İsrail vahşeti yine can aldı.
47 yaşındaki Ayşe Talal El-Rabi Yahudi yerleşimciler tarafından taşlanarak katledildi. Gece vaktiydi. Ayşe Talal El-Rabi arabaya binmiş, eşiyle birlikte Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan evinin yolunu tutmuştu ki gözü dönmüş Yahudi yerleşimciler tarafından yolları kesildi. Yahudi milisler Filistinlilerin vatanlarını zapt ettikleri yetmezmiş gibi daha can almak istiyorlardı. Ellerinde taşlar vardı. Saldırmaya başladılar. Atılan taşlardan biri arabanın ön camını kırdı ve talihsiz kadının başına isabet etti. Ayşe Talal El-Rabi vahşi saldırıda oracıkta hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı. El-Rabi'nin cenazesini yüzlerce Filistinli omuzlarında taşıdı. Yaşadıkları acı tarif edilemezdi. Öz vatanlarında uğradıkları zulme böyle tepki gösterdiler. Ayşe Talal El-Rabi'nin katledilmesine ve İsrail'in bitmeyen saldırılarına Türkiye sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayarak abluk altında tuttuğu Gazze'de barışçı gösteri yapan Filistinlilerden 7 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan menfur saldırısını şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. ...30 Mart'ta başlayan büyük dönüş yürüyüşünde şimdiye kadar 200'den fazla Filistinli acımasız İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit edildi. Yükselen ırkçılığa ve İslam düşmanlığına karşı bu kez Almanya ayakta. Son olarak Nordinam kentinde Türklere yönelik cami ve iş yerlerine saldırılar olmuştu kısa süre önce. Bu saldırılar karşısında önce bölgedeki Müslüman azınlık sokaklara dökülmüştü ve olanları protesto etmişti. Hemen ardından da Berlin'de yüz binlerce kişi ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yürüdü. Irkçılığa ve İslamofobiye karşı sokağa çıktılar. Türk camisine yapılan çirkin saldırıyı protesto ettiler. Almanya'nın Nordenham kentinde geçtiğimiz ay Selimiye Camisi'nin duvarlarına ırkçı yazılar yazılmış, cami önüne domuz eti artıkları bırakılmıştı. Saldırının failleri hala tespit edilemedi ama kentteki Almanlar bile bu çirkin saldırıya tepkili. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı gösteriye kilise ve bölgedeki Müslüman derneklerinin temsilcileriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Göstericiler, ırkçılar kentimizde yer bulamayacak sloganları eşliğinde yürüdü. Başkent Berlin'de de 10 binler sokaktaydı. Yaklaşık 150 bin kişi yükselen ırkçılığa ve İslamofobiye karşı bir oldu. Yürüyüşte Avrupa ülkelerinin mülteci politikası da can yelekleriyle protesto edildi. 7'imiz meyve ve sebze nereden geliyor, kim üretmiş, market kaç liradan aldı, bize kaça satıyor? İşte tüm bu soruların cevabı artık cep telefonumuzda olacak. Aynı uygulamanın pazarda da kullanılması bekleniyor. Yani tüketici aldığı ürünü bizzat denetleyebilecek. Nasıl mı? Yanıtı haberimizde. Ne alıyorsunuz? Dereotu. Peki bunlar nerede üretildi? Markete kaç liradan geldi merak ediyor musunuz? Vallahi hiç bilmiyorum. Lazım dediler. Bunu almaya geldim mi? Onları hep merak ediyorum. Etiketlerine hep bakarım. Her şey neresi? Göresel olarak onlar açıklanmıyor. O da beni son derece rahatsız ediyor. 65 kuruştan alıyorlar. 1.20'den satma yani. Düpedüz halkı dolandırmak gibi bir şey yani bu. Artık fiyatları takip edemediğimiz için hiç bakmıyoruz. Taze mi, güzel mi? Gücümüz yeterse alıp gidiyoruz. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Fırsatçılara, stokçulara göz açtırmamak için yeni bir uygulama devreye giriyor. Tüketici merak ettiği her şeyi artık cep telefonundan öğrenebilecek. Alışverişe çıktınız, meyve sebze reyonundasınız. Alacağınız ürün nereden geldi, kaç liradan geldi, üreticisi güvenilir mi? İşte tüm bu soruların cevabını akıllı telefonunuz sayesinde 10 saniye içinde öğrenebileceksiniz. Şuraya hemen kare kodu okutuyorsunuz. Market bunu kaç liraya almış? 2,5 liraya almış. 3,90'dan da satıyor. Nasıl alıyoruz ve ne kadar? Hani aradaki farkı görüyoruz en azından bize kaç liraya mal olduğunu. Bence iyi bir şey.
Marketsin alış fiyatı 3.2 lira. Bize ulaştığı zaman 5.95 olmuş. Vallahi iyi zam yapmışlar ya. Helal olsun. Baştan alıyorsunuz ya bunu. Öyle öğrenmeniz aslında mümkün değil ama bunun bir uygulaması var. Yapacağınız şey HKS yazıp uygulamayı telefonunuza indirmek. Ardından barkod sorgulamaya tıklayıp kare kodu okutacaksınız ve işte o aşamadan sonra ürüne ait kimlik bilgileri ve fiyat bilgileri de karşınıza çıkacak. Çok çok güzel bir uygulama oldu. Uygulama marketlerde zaten kullanılıyor. Çok yakında da pazarlar ve perakende satış yerlerinde kullanılacak. Çok kötü bir şey olur. Vallahi çok kötü bir şey olur bu. 50 kuruşa falan alıyorlardır toptan. Pazarcı sen söyle, gelen yer nakliyesi bilmem nesi aracı kazanıyor. Aracı kazanıyor bundan ve olan halkı oluyor. Keşke şikayet butonu da olsa, çok fazla fiyat farkı olduğunda en azından şikayet edelim. Denetimler arttı. Türkiye'nin dev şirketleri enflasyonla topyekin mücadele kapsamında elini taşın altına koymuşken fiyat artışlarını tüketiciye direkt değil de dolaylı olarak yansıtmak için hala fırsatçılık peşinde koşanlar var. Örnek vereceğimiz ürün raflarda sıkça gördüğümüz meyve suları. Bazı firmalar meyve sularındaki nektar, yani meyve oranını düşürerek su kısmını arttırdı. Oran düşünce tabii ismi de değişmek zorunda kaldı. Şimdi raflardaki birçok ürün meyve suyu olarak değil de meyveli içecek olarak yer alıyor. Ancak çoğu insan bunun farkına varmadan o ürünleri nektarin zannederek alıyor. Yapılan yasal mı? Evet yasal. Ama ne kadar ahlaki bu tartışılır. Meyve nektarı tüketiyor musunuz? Tüketiyorum evet. Arada sırada. Elimde 2 adet kutu var. İkisi de meyve nektarı mıdır sizce? Vallahi ikisi de meyve nektarı gibi duruyor. Sizce ikisinin arasında bir fark var mıdır? Dış görünüşte herhangi fark olduğu görünmüyor ve belli olmuyor. Normalde ilk bakışta her ikisinde meyve nektarı zannedebilirsiniz ama aslında öyle değil. Bakın birinin üzerinde şeftali nektarı yazıyor, birinin ise portakallı içecek. Üretici maliyeti bahane edip meyve nektarının içerisindeki meyve oranını düşürdü. Bir meyve nektarının içerisinde en az yüzde kaç meyve olmalı? %50. Minimum %50 olmalı. Onu bilemiyorum şu anda. Normalde meyve nektarının içerisinde en az %25 meyve olması gerekiyor. Ancak bu oran %10'lara kadar düşürüldü ve meyveli içecek olarak piyasaya sürüldü. Portakal içeceği yazdığı zaman onu bilmez ki. Mesela bizim insanlarımızın birçoğu bilmez. Eski, hele yaşlı insanlar hiç anlamaz. Peki ilk bakışta ayırt edebiliyor muyuz sizce bunu? İlk bakışta. Ya aslında ilk bakışta ayırt edemiyor. Herhalde tadınca daha çok ayırt edilir. Meyveli içeceğin meyve oranı %20. Şeftali nektarınınsa çeviriyoruz hemen %50. Meyve nektarlarının içerisindeki meyve oranını azalttılar. Daha çok su eklendi ve bu da artık meyveli içecek olarak satılıyor. Sudan mı kazanıyor artık? Şerbet içiyoruz gibi bir şey yani. Peki sizce bu meyve oranını neden düşürmüş olabilirler? Sadece kar marjını düşünüyor. Hepsi işte para. Maliyetlerden dolayı tabii ki. Birinde daha az meyve var. Fiyat olarak fark var mıdır sizce? Daha uygun olması gerekiyor. Fiyatı daha uygundur diyeceksiniz ama öyle değil. Nektarla meyveli içeceğin fiyatı aynı. Yani her ikisi de 3 lira 95 kuruş. Fiyatlarının aynı şekilde satılması milleti, halkımızı kazıkladıkları anlamına geliyor. Ben şu anda şaşkın durumdayım. En iyisi doğal, organik. Az önce sıkılmış olduğu için tadı normal portakala benziyor ama bunlar çok ekşi oluyor. Ben o yüzden hiç tercih etmiyorum. Tabii içindeki meyve miktarı ne olursa olsun en sağlıklısı meyveyi olduğu gibi tüketmek ya da taze sıkılmış olarak içmek. Yolcu almaya gidiyorum. Orada çok trafik var. Araç değişim zamanım geldi gibi taksicilerin kısa mesafe yolcu almamak için başvurdukları türlü türlü bahaneler var. Ve bu yıllardır İstanbulluları isyan noktasına getiren büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Ama şimdi İçişleri Bakanlığı bir adım attı. Bakanlık sadece yabancı yolcu alan, kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan taksiciler için 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Buna göre kurallara uymayan o taksicilere hem adli hem de idari ceza uygulanacak. Arkadaşlarımız Samet Öztaylan ve Sebahattin Kıvrık da sorunu yerinde görüntülemek için bugün İstanbul sokaklarındaydı. Tam 30 araç durdurdular. Kısa mesafe için bakın taksicilerden ne yanıt aldılar. Almıyorlar, yakın mesafe diye almıyorlar. Biz de yanıyoruz onların yanında. Aracı devredeceğim diyor. Yani ben kişiye göre taksi karar veriyor.
3 tane araç geçti ardı arda. 3'ü de almadı şu anda beni. İnşallah hepsi düzene girer. İçişleri Bakanlığı bundan böyle kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan ya da sadece yabancı turistleri yolcu olarak alan taksiciler için genel yayınladı. Bundan böyle bu kurallara uymayanları ağır cezalar bekliyor. Biz de şu anda kısa mesafe yolcusu olarak taksiye binmeye çalışacağız. Bakalım bizi taksiye alacaklar mı? Yolcusu yoktu mesela, geçti araç. İlkinde 1'de 0 yaptık. Gelirken de mesela taksiciyle biraz konuştuk. İşte biz Avrupa'dan geliyoruz diye 20 liralık yere bize 40 liraya götürdü. Sultanahmet, Sirkeci, tamam mı? Karaköy tarafında bunlar. Şoföre gidiyorum. Nereye? Maslak tarafına gidiyorum şoföre. Ha, şey, Fulya'ya götürmez misiniz? Hadi geç kalırım, orada çok felaket trafik vardı. Kolay gelsin. Fulya'ya götürüyor musunuz abi? Yok, tünelden direkt Kasımpaşa'ya gideceğim. Saat geldi. Yaklaşık bir 10 dakikadır taksi bekliyoruz ama hala taksi gelmedi. Gelenler de almıyor zaten yolcuyu. Biz beklemeye devam ediyoruz tabii. Şu an turistleri indirdi. Tekrardan yola çıkacak. Şimdi ben durdurmayı deneyeceğim. Az önceki taksi başka bir yöne gittiği için beni almadı. Direkt olarak yön tarif etti bana ama ben diğer tarafa gideceğim, ters tarafa gideceğimi söyleyince de diğer tarafa gitti. Bu geçen 7 veya 8. taksi. Fulya'ya gidiyor musunuz? Gidiyorsunuz. Siz gidiyorum dediniz ama maalesef gitmeyenler de çoğunlukta. Siz neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Vallahi zaten adımızı kirleten onlar. Birkaç kişiye rastladık. Fulya'ya gideceğiz dedik ve onlar hep trafiği bahane ettiler bizi. O da oluyor yani, kısa mesafe seçenler de var tabii. Fulya. Buradan çıktık, şimdi Şahmeş trafiğine sakladı. Barbaros'tan aşağı inersek buyur gel. Kısa süre içinde yanımızdan yaklaşık 30 araç geçti. Bunlardan sadece 5 tanesi bizi yolcu olarak almayı kabul etti. Kimi trafiği bahane etti, kimisi ise araç değişim zamanı geldiğini söyledi. Genelge ile birlikte denetimler de artırılacak. 10 bin sivil polis yabancı turist gibi taksilere binecek ve taksicileri denetleyecek. Bizim için en iyisi yani. Ekonomik dalgalanmayı fırsata çevirenlerin kurdukları kirli oyunu tezgaha gördük başlığıyla haftalarca ekranlarınıza taşıdık ve tüketici lehine sonuçlarını da aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bu yönde bir olumlu gelişme de tavuk sektöründe yaşandı. Biliyorsunuz tavuk etinin fiyatı kırmızı etle yarışır hale gelmişti. Yem fiyatlarındaki düşüş tavuğa da yansıdı. Hatta fiyatlar beklenenden daha fazla düştü. Çünkü düşüşe katkı yapan başka bir etken daha vardı. Denizlerimizdeki palamut bolluğu. Fırsatçılık, stokçulukla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz. Yem Sanayiciler Birliği'ne teşekkür ediyorum. %10'a varan bir indirimimiz olacak. Tavuk fiyatlarında düşüş var. Bütün tavuk ne kadar şu anda? Tavuk fiyatları düştüğü için yaklaşık bunu 12 liraya satıyoruz kilosunu. 20 lira baget. 20 lira baget satıyoruz. 17 liraya kadar düşüreceğiz. Tavuk fiyatlarını öğrendik. Tavukta belirgin bir düşüş var. Ama hadi bir de bir ay öncesine gidelim. Bakalım bir ay öncesinde tavuk fiyatları nasıldı? Bütün tavuk kilogram fiyatı 13'te 15 TL oldu. Tavuk baget? Şu anda 25 lira. Tavuk göğsü bugünlerde 30 liraya kadar çıktı. O günlerde 30 liraydı ama tavuk fiyatlarındaki düşüş tavuk göğsüne de yansıdı. Tavuk göğsü şu anda 23 lira. Düşüşteyiz, balık olduğu için fazla satamıyoruz. Düşecek tabii ki. 1 kilo palamut 10 lira, 1,5 kilo palamut 10 lira olduğu zaman kimse tavuk almıyor. Peki tavuk mu, balık mı? Ben balığı tercih ederim. Yem fiyatları düştü. Bu düşüş tavuğa da yansıdı. Tavuk fiyatlarının düşmesinin tek sebebi yem değil, bir de palamut var. Bu sene palamut bolluğu yaşanıyor. O kadar ki tezgahlar palamutla şenlendi ve sofralarda tavuğun yerini palamut aldı. Tavuk fiyatlarında düşüş başladı. Tavuk ucuzladı ama palamut da bol. Niye tavuk yiyelim yani? Balık hem sağlığa yararlı hem daha ucuzsa neden yenilmesin? Tavuk fiyatları düştü ya, ilaçlı hepsi. Normal tavuk yok ki. Palamut düştü, yayaya çarptı. Palamut düştü, yayaya mı çarptı? Evet, 8 lira 10 lira tanesi palamut. O ne demek? Çok bol efendim. Elini böyle atıyor adam, palamut geliyor. Böyle atıyor, palamut geliyor. Fiyatlara nasıl yansıdı bu şu anda? 8 lirayı görüyorum orada palamutta. Ya, palamutlar boy boy. Mesela 8 liraya satıyoruz, 13 liraya satıyoruz. Daha büyükten 15 liraya satıyoruz. Kaçtan düştü? 15'lik balıklar 25 liraydı. Nedir sizce sebebi? Tek sebebi şu. Ne dolar vurdu bala, ne bir şey vurdu. Balık bu sene harika. Evet, balık düştü abi, görüyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi çok önemli bir karar aldı ve Fethullahçı terör örgütünü çağrıştıran sokak ve cadde isimlerini kaldırdı. Bunlar yerine ise aynı sokaklara sanatçı, gazeteci, yazar ve şehit isimleri verildi. İşte İstanbul sokaklarından FETÖ izlerinin silindiği o değişikliğin ayrıntısı. Yıllardan beri burada oturuyoruz. Hep Zaman Sokak olarak biliyoruz. O tabela artık bu karardan sonra değiştirilecek ve ismi Melih Cevdet Anday Sokağı olacak. İstanbul sokaklarında FETÖ temizliği başladı. Tespit edilen 90 sokakta Fethullahçı terör örgütünü çağrıştıran isimlerin tabelaları tek tek sökülecek ve yerlerine yenileri asılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilecek olan sokak isimlerinden biri de yine Şişli'deki Meşrutiyet Mahallesi'nden birinde. Yine Şişli'de 2007 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Hrant Dink'in ismi işte bulunduğumuz bu sokağın ismi oldu. Belediye Meclisi yeni sokak isimleri için ilçe belediyelerinin de görüşünü aldı. Öneriler arasında sanatçısından gazetecisine birçok isim vardı. Fethullahçı terör örgütünü çağrıştıran isimlerin bulunduğu sokaklardan birindeyiz. İşte bu sokak Kadıköy'de Dumlupınar Mahallesi'nde bulunuyor ve bu sokağın ismine de ünlü şair ve yazar Melih Cevdet Anday'ın ismi verildi. Ben 17 yıllık esnafım bu sokakta. Hayırlı olsun. Şair, yazar. Buraya göre daha güzel olur yani. Yine İstanbul'da 90 sokağın ismi değiştirilen işte o sokaklardan birindeyiz. Burası Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi. Bu sokağın ismine de Türk sinemasının unutulmaz usta oyuncusu Münir Özkul'un ismi verildi. Yani sinema sanatçıların oturduğu bir yer burası. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Büyüğümüzdür yani. İstanbul'da değiştirilen bu sokak isimlerinin çoğunun ismine sanatçı ve gazetecilerin ismi konuldu. Ancak şu an bulunduğumuz Bahçeli Evler'deki bu sokağın ismi de 2017 yılında Karadeniz bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından katledilen Eren Bülbül'ün ismi konuldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun şehrimizin. Yani sokağın ismi Samanyolu zaten. Samanyolu değişmesi güzel yani. Şehrimizin ismiyle güzel olmuş. Antidepresanların reçetesiz satışı yasak biliyorsunuz. Çünkü tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi antidepresanlar da bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Ama psikiyatra gitmeden sadece arkadaş tavsiyesiyle bile bu ilaçları kullanan binlerce insan var. Peki nasıl oluyor da reçetesiz satılamayan antidepresanlara bu kadar kolay ulaşılabiliyor? Işıl Açıkel araştırdı. Antidepresan kullandınız mı? Evet, kullandım. Antidepresan ilaçların çünkü halk arasında yine mutluluk verici ilaçlar olarak adlandırılıyorlar. Eczacıların kesinlikle bu şekilde bir tavır koymaları gerekiyor. Reçetesiz bence verilmemesi gerekiyor. Oysa antidepresanlar mucize yaratmıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en çok satanlar sıralamasında antidepresanlar her yıl mutlaka listenin en başında yer alıyor. Oysa antidepresanlar reçetesiz satılmıyor. Antidepresan ilaçları reçeteli satılıyor ama iddia o ki bazı eczacılar reçetesiz gelen hastalara da ilaçları veriyor. Çünkü sistem üzerinde bazı oyunlar yapıyorlar. Psikiyatr yazmış şeklinde sisteme girerek, sistem üzerinde doktor psikiyatr seçerek reçeteli satışını yapabiliriz. Yani yapılabilir. İlla ki yazılı kağıda gerek yok. Bu şekilde satış yapılabiliyor eczanelerde. Evet, yapılabiliyor, evet. Bitkisel olduğunu söylüyor. Bu şekilde alınabilen ilaçlar var ama onlar da bitkisel zannedilip de bana bir etki yaratmaz ya da hafif diye düşünülmemeli. Çünkü karaciğerden böbreğe kadar pek çok organda hasar yaratabilir. Antidepresan kullanımındaki artışın hızı da ürkütücü. Bilinçsizce kullanılan antidepresan birçok yan etkiyi de beraberinde getiriyor. Örneğin kardiyak bir problemi varsa ya da böbrekle ilgili problemi varsa ya da karaciğerle ilgili bir problemi varsa durumun belki uykuyu düzeltebilir ama diğer hastalıklarıyla ilgili problemlerin şiddetlenmesine sebep olabilir. Doktorların tavsiyesiyle alınması gerekiyor. Yani farklı bir dozda herhangi bir değişik bir şey de yapabilir insanların vücutlarına. Antidepresan kullanan hastalar bu ilacı daha önce kullandıklarını söyleyerek bizden almaya çalışıyorlar. Çünkü psikolojik sorunları olmayanlar da eczaneden reçetesiz antidepresan alma peşinde. Zayıflamak için de mi kullanıyor antidepresan? Bazı ilaçların yan etkileri olabiliyor. İştah kapatıcı örneğin özelliği olabiliyor. Onu duymuş oluyor ama şu unutulmamalı. Herkeste her ilaç aynı etkiyi yapmıyor. Çünkü karaciğerden böbreğe kadar pek çok organda hasar yaratabilir. Antidepresan kullandınız mı? Evet, kullandım. Kullanırken bir arkadaşınıza tavsiye ettiniz mi aynı ilacı? Hayır, asla. Antidepresan ilaç
ilaçları eczacılar değil sadece, psikiyatri dışındaki diğer hekimlerin bile yazması ile ilgili sınırlandırmalar getirildi. Psikiyatrlar antidepresan ilaçlarının mutlaka kendileri tarafından yazılması gerektiğinin altını çiziyor. Ve bültenin sonunda renkli bir görüntü var. Yer Adana. Gençler traktörle sulama kanalında sörf yaptı. Nasıl mı? Hep birlikte izleyelim. Sörf tahtasını çeken sürat teknesi değil, bir traktör. Gençler kendi imkanlarıyla sulama kanalında böyle sörf yaptı. Sıra dışı görüntü Adana'dan. Bir grup genç sörfü memleketlerine uyarladı. Sürat teknesi yerine traktör, deniz yerine de sulama kanalını kullandılar. Sörf yapacak genç traktöre bağlanan halatı tuttu, sulama kanalında sörf tahtasının üzerine çıktı. Sürücü gaza bastı, sörfçü genç de eğlencenin tadını çıkardı. Tabi artistik hareketler yapmayı da ihmal etmedi. Ve ana haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.